Şimdi biliyorsunuz 7440 sayılı kanun kapsamında en sonki yapılandırma şu an mevcut bir şekilde devam ediyor. Yapılandırma içerisinde ne var? Yapılandırma içerisinde ne var? Bugüne kadar yapılan yapılandırmaların çok geniş kapsamlı devlete karşı oluşan vatandaşın borçlarının yapılandırması. Yapılandırmadan şunu anlamamız lazım: Borcun aslı silinmiyor. Borcun ana parası duruyor gecikme cezaları ve gecikme faizleri önce kaldırılıyor. Sonra tefe tüfe güncelleme kat sayısı ilave edilmek suretiyle örneğin sizin 100 lira borcunuz var. Gecikme cezası ve gecikme faiziyle bu rakam 190 liraya ulaşmış. Fakat siz bunu ödeyemiyorsunuz. Ödenmesi imkansız hale gelmiş. Sistem ne yapıyor ya da devlet ne yapıyor? bunu yapılandırmaya sokuyor, hem taksitlendiriyor, hem de o 90 liralık farkı ortadan kaldırıyor. Güncelleme katsayısıyla bu 90 liranın yarısını ilave etmek suretiyle, yani 190 yerine 140 bin lira ödeyerek bu borçtan kurtuluyorsunuz. Bunların içerisinde ne var? Önce vatandaşlara yönelik olarak söyleyelim. Örneğin vergi borcu olabilir, trafik cezası olabilir, motorlu taşıtlar vergisi olabilir, emlak vergisi olabilir, efendim... İşte işte karayolları kanunu kapsamında karayollarını kullanmıştır, borcunu ödeyememiştir, işte köprüler, tüneller vesaire. Buna benzer işte sosyal güvenlik kurumuna karşı genel sağlık sigortası primi vardır, bağkur prim borcu vardır, isteğe bağlı prim borcu vardır, doğum borçlanması vardır, askerlik borçlanması vardır. Bunların yapılandırılması. Ee, i̇şverenlere yönelik ise, işverenlere yönelik ise yine vergi borçları. Yani siz iş yerinizle ilgili vergi borçlarınız var, ee, bugüne kadar ödeyemediniz. Bu da tabii ki her geçen ay, her geçen yıl katlanarak büyüdüğü için artık bunu ödemeniz mümkün o mümkünatı kalmıyor ve kar topu gibi sizin borcunuz çoğalmaya devam ediyor. İşte bu yapılandırma kapsamında oluşmuş borçların e, taksitler halinde ödenmesi şeklinde. Sosyal güvenlik kurumuna iş yeri sigorta prim borçları olabilir, örneğin askeri işçilik borçları olabilir, İş kazalarından kaynaklı borçlar olabilir gibi yani vatandaşların veya işverenlerin devlete karşı devletle olan ilişkilerimizdeki oluşan borçların tamamının yapılandırması yani Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırması diyebiliriz 7.440 sayılı kanuna. Yap ne zaman başladı? İşte Mart ayından itibaren başladı. 31 Mayıs tarihinde yani bugüne bugün itibariyle henüz bir uzatma söz konusu değil. Belki son gün veya pazartesi günü uzatma söz konusu olabilir veya ilerleyen saatlerde gün içerisinde veya yarın bir süre uzatımı gelebilir. Çünkü bu konuşuluyor kulislerde. Ama şu ana kadar herhangi bir uzatım söz konusu değil. Başvuru yapmak için 31 Mayıs tarihi son tarih. Başvurular nasıl yapılıyor? Başvurular çok kolay. E, gelir idare, vergi borçları ile ilgili gelir idaresinin internet sitesi, SGK ile ilgili e sistemi ve e, diğer borçlarla ilgili ilgili kurumların internet sitelerinden ya da e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılabiliyor. İlk taksit ödemelerindeki süre de 30 Haziran'da başlıyor. Yani bayramdan sonraki e, tarihte ilk ödemesi 30 Haziran'da başlıyor. Taksitler Peşin ödendiği gibi yani peşin ödemenin de çok büyük avantajları var. Onu da belirtelim izleyenlerimize. Çünkü peşin ödemelerde bu güncelleme kat sayısının yaklaşık %90'ı da ortadan kaldırılıyor. Yani az önce verdiğim işte 190 bin lira 140 bine düşüyor dedik. Bu 140 bin lira 40 bin liralık kısım 5-6 bin liraya kadar düşmüş oluyor. Yani sizin neredeyse ana borcunuz kalmış gibi bir durum söz konusu taksitlendirme sayısı peşin olduğu gibi 48 aya kadar taksitlendirebiliyorsunuz. Yani 48 eşit taksitte her ay bunu peyderpey ödeme imkanına sahipsiniz. Devlete karşı oluşmuş borçlarla ilgili e, herhangi bir nedenle borcunu ödeyememiş vatandaşların elini çabuk tutmalarında fayda var. Nasıl olsa süre uzatımı gelir birazcık böyle biz her şeyi son dakikaya bırakmaya alışkın bir toplumuz. Son dakikaya bırakmayalım. Bazen sistemsel sıkışmalar, sorunlar yaşanabiliyor. Şimdiden hemen başvurularımızı yapalım. 31 Mayıs son tarih. Taksitlerin ilk ödeme tarihi de 30 Haziran. Bunu da kaçırmamak lazım. İki taksiti üst üste ödemediğiniz zaman da yapılandırma hakkını kaybediyoruz. Yani karşılıklı aktimizi Yerine getirmemiş, ihlal etmiş olduğumuz için bozulma söz konusu oluyor. Onun için taksitlerimizi de zamanında düzenli bir şekilde ödersek bu borçlardan da kurtulabiliriz. Ee, hükümetin şu anki e, seçim beyannamesinde yeni döneme ilişkin önemli e, beklentiler var ve önemli taahhütler var. Bunlardan en önemlisi ya da bizim en çok üzerinde durduğumuz bir konu aile koruma kalkanı uygulaması aile koruma kalkanı ne an, ne iç, içeriyor. Şimdi biliyorsunuz bizim kadınlarımızın istihdamdaki oranları gelişmiş ülkelere nazaran düşük. Yani şu anki rakamlarla 32 33 seviyelerinde, %32, %33 seviyelerinde. Burada hedef ne? Bunu daha yukarılara, 40'lara, 45'lere, 50'lere yukarı çıkarmak. Dolayısıyla bizim bir de şehirlerde sanayi sektöründe çalışan beyaz yakalı ya da mavi yakalı dediğimiz işçi kadınlarımız var. Bir de tarım sektöründe, hayvancılık sektöründe kayıt dışı çalışan kadınlarımız var. Şimdi özellikle kırsalda kayıt dışı çalışan yani tarım sektöründe ve hayvancılık sektöründe çalışan kadınlarımızın bir kere sosyal güvence sistemi altına alınması gerekiyor. Şimdi hükümetin programında bu gerçekleşecek. Herkes sosyal güvenlik sistemine dahil olacak, sigortalı olacak. Özellikle çalışamayan Ev hanımlarına yönelik isteğe bağlı sigortalılık ya da ev hanımlı sigortalılığı diye adlandırdığımız bir uygulama var. Burada devlet sizin ödemeniz gereken primin üçte birini devlet karşılayacak. Örneğin 100 lira ödüyorsanız ödeyecekseniz 33 lirasını devlet ödeyecek, geri kalanını siz ödemiş olacaksınız ve ileriki yıllarda, ileriki yaşlarda emeklilik hakkını elde edeceksiniz. İkincisi, biliyorsunuz bizim kadınlarımızın daha doğrusu 2008 yılında 5510 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Girdiğinde en önemli maddelerinden bir tanesi de kadınlarımıza doğum borçlanma hakkı getirilmişti. Fakat bu doğum borçlanma hakkının yasaya uygun olarak işletemedik. Orada bir eksik ayak kaldı ve 2008'den bu yana da bunun sancısını kadınlarımız yaşıyor. Doğum borçlanması dediğimiz Kadınlar normalde 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabiliyor. Bir çocuk için 720, ikincisi için 1440, üçüncüsü için 2160 gün 6,5 yıl yapar. Şimdi kadın doğum borçlanması yapabilmesi için doğum gerçekleşmeden önce en az bir gün çalışmış olması lazım. Yani sigortalı bir işinde çalışmış olması lazım. Eğer o bir günlük sigorta yoksa kadının doğum borçlanma yapma hakkı yok. Şimdi bu düzeltilecek. İki, Doğum borçlanması yapacak olan kadınların her doğum için belli bir miktarını yine devlet karşılayacak. Bu da son derece kadınlarımıza yönelik pozitif bir ayrımcılık. Belki burada yıpranma payı da verilecek. Mesela yer altında, su altında çalışan vatandaşlarımızın, işçilerimizin de nasıl yıpranma payı, işte sizin mesleğinizde, basın mesleğinde de e, yıpranma payı varsa kadınlarımız da doğumdan dolayı bir yıpranma payı alacaklar. Ve dolayısıyla kadınlarımızın emekliliğe ulaşmaları daha erkene çekilmiş olacak. İkin, üçüncüsü ise kadınların emeklilikle ilgili yaş koşullarında da bir düzenleme bekliyoruz açıkçası. Bu da gerçekleştiği takdirde önümüzdeki dönem itibariyle kadınlarımızın e, şu anki yaşadığı sıkıntıların ya da diğer bir ifadeyle Kadının kendi ayağının üzerinde durabilmesini sağlamış olacağız. Kadının kendi ayağının üzerinde durabilmesi demek, kadına yönelik şiddetin de bir kısmının da ortadan kalkması anlamına gelir. Dolayısıyla aile koruma kalkanı kapsamında tabii engelli çocuğu olanlar var bunun içerisinde. Bunu saatlerce konuşabiliriz. Ama bir ön bilgi olarak izleyicilerle paylaşalım. Pazar günü seçim sonucuna göre de bunun kitabını açalım daha detaylı konuşalım